bütün insanlarına bu mesajı veriyor. Ya onu boyunduruğuna diz çökeceksiniz ya da vatansız kılınacaksınız diyor. Bu yüzden KHK direnişi bu ülkenin direnişidir. KHK direnişi bu yüzden zorbalığa ve zulme karşı itiraz etmenin adıdır. Direne! Direne! Biz diyoruz ki mevsimlik tarım işçilerinden iş yasasına, iş kanununa ek bir madde ile ekleyin. En azından bir güvenceleri olsun. Bütçe konusunda bütün vekil arkadaşların en fazla konuştuğu konu mevsimlik tarım işçileri sorunu. Mevsimlik tarım işçileri hem burada hem köklerin tamamında batıya doğru göçüyoruz konusu olduğunu en büyük sorunu yani. Şimdi aramızda bekleyen ailelerimiz var. Ve bu aileler çocuklarının tahliyesi için geldiler. Fakat geldiklerinde bu tahliyenin engellendiği, uzatıldığı bilgisine ulaştılar. Yani şu denmiş oluyor esas olarak. Eğer iktidara biat etmiyorsanız, biz pişmanız demiyorsanız sonsuza dek cezalandırılabilirsiniz. Sonsuza dek cezaevinde tutulabilirsiniz. Onlar iyice binalarımızı yaksalar da, onlar her gün her gün akla hayale gelmeyecek hukuksuzlukları sergileseler de, her gün şehirlerimize saldırsalar da, insanları haksız hukuksuz yere siyasi tutsak haline getirseler de, biz direnmeye, mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Direne! Direne! Kazanacağız! İktidarın karşısında yer aldığı için cezaevlerine doldurulan binlerce siyasi tutsak 50 gündür mevcut yönetime yani iktidara hukuka uyması, anayasaya riayet etmesi, ayrımcılıktan ve keyfi uygulamalardan vazgeçmesi, işkence başta olmak üzere işlediği suçlara son vermesi talebiyle direniyorlar. Kapatma davası açtığınız zaman ne demiş oluyorsunuz biliyor musunuz? HDP ile baş edemedik demiş oluyorsunuz politik olarak. İktidar diyor ki 2015'ten beri Halkların Demokratik Partisi'ni bütün kurum ve kuruluşlarıyla, ittifaklarıyla, bileşenleriyle demokratik siyasetten tasfiye etme çabama rağmen bunu başaramadım demiş oluyor iktidar. Bütün baskılara rağmen, bütün zulme rağmen, gözaltılara, tutuklamalara rağmen Halkların Demokratik Partisi demokratik siyaset alanındaki kararlı duruşundan, tavizsiz duruşundan en ufak bir geri adım atmadı. Gözaltılarla, tutuklamalarla, baskılarla, işkencelerle, tecritle bizi yıldıramazsınız. Yönelik gözaltılar siyasi soykırım operasyonlarının bir parçasıdır.